Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hiç ümitsizliğe kapılmayacağız. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu açan kanlı muharebelerin yaşandığı topraklarda çeyrek yüzyıldır inanılmaz bir değişim yaşanıyor ve elbette bayramlar daha bir coşkulu kutlanıyor. Şehre hayat veren Porsuk çayıyla, yemyeşil dokusuyla, endüstriyel büyümesiyle 7'den 70'e herkese dokunan, İspanya'da Bilbao şehrinin simgesi, Guggenheim gibi çok özgün mimaride bir modern sanat müzesine sahip, çağının çağdaşı bir şehir yaratıldı Anadolu'nun bozkırında. Elbette kolay olmadı bu değişim. Muhalif bir partiden seçilmiş, üstelik belediye meclisinde azınlıkta kalmış bir başkandı Profesör Doktor Büyükerşen. Almanya'nın etkili gazetesi Frankfurter Zeitung'un en önemli dış politika yazarı ki bir dönem gazetenin İstanbul temsilciliğini de yapan Rainer Herman, bir Anadolu şehri Erdoğan'a meydan okuyor diyor Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e anlattığı yazısında. 2014 yılında Büyükerşen'in Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin adayı olacağını kesin gibiydi. Ancak o sırada hala muhalefetin bir parçası olan sadece milliyetçi MHP'nin lideri Devlet Bahçeli bunu veto etti ve böylece hükümet değişikliği engellenmiş oldu. Erdoğan otoriter bir yönetim kurdu. Ancak Büyükerşen Eskişehir'de kaldı ve buraya örnek bir şehir haline getirdi. 3 döneme yakın bir zaman öyleydi. Sonra Eskişehir'de yapılanlar görüldükçe mecliste de çoğunluğu elde ettik. Ve o 2 dönem, 3 dönem ilk zamanlar 99'dan itibaren 5'er yıllık 2 dönemde her hangi projeyi yapmak istediysek hep karşı çıktı AKP'liler mecliste çoğunlukta oldukları için. Daha sonra biz çoğunlukta olunca da yine muhalefetlerine devam ettiler. Şimdi de aldığımız bütün kararları, çoğunluğumuza dayanarak aldığımız bütün proje kararlarını dava açarak geciktirmeye çalışıyorlar. Zaten AKP'nin en büyük hatası Eskişehir için bizi çalışmaktan alakoyabildikleri ölçüde kendilerinin Eskişehir'de hakim olacakları gibi çok mantık dışı, akıl dışı, seçmeni tanımama nedeniyle aldanıyorlar. Gençliğinde de yaşadığı dünyaya kayıtsız kalmayan bir aktivist Profesör Doktor Büyükerşen. İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde eğitimini sürdürürken bir yandan da Anadolu'nun en eski gazetelerinden Sakarya Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü yapıyor. Sakarya Gazetesi'ne girişim sayfa muhabiri, sayfa sekreteri olarak başlamıştır. Yazı işleri müdürü dayandırmak mümkün olmadı gazeteye. Çünkü kim yazı işleri müdürü olursa hemen ya yargıya teslim ediliyor ya hapse girenler oluyor. 27 Mayıs ihtilaline giden o günlerde Demokrat Parti'nin sansürcülerine karşı genç bir gazetecinin meydan okuması günümüz gazetecilerine ilham verecek cinsten müthiş bir tavır. Çok büyük sansür uygulamaları vardı hükümet tarafından, Demokrat Parti hükümeti tarafından. Haberlere sansür uygulamaya başladı Demokrat Parti. İsmet Paşa'nın bir beyanatı veyahut Osman Bölükbaşı'nın ya da Ahmet Tahta Kılıç gibi ünlü politikacıların iktidara olan eleştirilerinin halka yayılmasını pek istemedikleri için yasağı gece saat 11'de gönderirlerdi ki ne yapacaksınız? Gece 11'de baskıya vermeniz lazım gelen gazeteyi hemen kalıbı sökersiniz. Her matbaa kalıbı çıkarır derhal o yazıyı, o başlığı hatta o muhalefetin hoşlanmayacağı yazıların olduğu, beyanatların olduğu sütunları başlıklarıyla birlikte kazırdı ve gazetelerde o kısım beyaz çıkardı, bembeyaz çıkardı. Şiddetli bir şekilde sansür uygulamaları vardı. Bir gün birinci sayfada İsmet Paşa'nın, rahmetli İsmet Paşa'nın bir beyanatı var. Tam sayfaya koymuştuk. Tam sayfada gece saat 11'de birinci şubeden bir tebligat getirdiler. Yayın yasağı kondu. Şimdi birinci sayfayı yeni baştan dizmemize imkan yok. Yeni baştan baskı yapmamıza imkan yok. Boş çıkacak. Düşündüm taşındım o zaman. Linolyum dediğimiz muşambalar vardı.
Ben oradan bir parçayı kestim, yere serili olan linalyumdan ve bir el yaptım. El büyükçe bir eldi ve onu koyduktan sonra biz muhabir ve yazar takımı ayrıca iri harfleri dizme becerisine de sahiptik. Altına da artık yeter dedik. Şimdi gazetede çıkan kısım, o sansür konulan kısım bir el. Simsiyah basılmış. Altında da artık yeter. Aslında bu afiş Demokrat Parti'yi iktidara getiren 1949'daki seçimlerde, 1950'deki seçimlerde kullanılan duvar afişinin bir örneğiydi. Bir keresinde de başka bir şey yaptık. Fakat başlık birinci sayfada, üçlüsün üzerine falan da hatırımda kaldığına göre, onun üzerine biz iri harflerle patlıcan oturtması nasıl yapılır diye bir başlık attık. Patronun beni ödüllendireceğini, bana çok teşekkür edeceğini ümit ediyordum. Nedenine gelince öyle bir buluş yapmışım ki, öyle başlık atmışım ki beyaz çıkmamış. Dolayısıyla hem resmi ilan kesilmemiş hem de SEKA'dan kağıt tahsisinin engellenmesi tehlikesi orta yerden kalktı diye. Fakat geldim bir de matbaaya baktım ki mühürlenmiş matbaa, gazeteler toplatılmış ve biz basın mahkemesine verildik, toplu basın mahkemesine. Sanata da yatkındı. İyi resim çiziyor, heykel yapıyor, karikatürü de çok seviyordu. Karikatürcüler Derneği'nin Eskişehir'de açtığı Yılmaz Büyükerşen Karikatürleri sergisinde usta karikatürcülerle birlikte gençlik yıllarından bugüne kendi karikatürleri de sergilendi. Dün annem ikiz doğurduk. Ya ben hani anlatıp böyle paylaşıyorum şu an. Yani. Makinesi göndermiş. Evet. Ama o zaman fotoğraf makineleri de böyle körü. Tarafı ne? Cevap ne diyor diye benim bir karikatürümü soruyor. Ne diyor bu karikatür? Ne anlatıyor diyor. Aslında mimar olacaktı. İstanbul'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni kazanmasına rağmen ekonomik nedenlerle gidemedi. Devam zorunluluğu olmadığı için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yazıldı. Gazeteciliğe tutkuluydu. Bir yandan da gazetecilik yapıyordu. 15 Delikanlı, Her Sabah diye bir gazete, ardından Çimdik adlı mizah gazetesini çıkardılar. Ayrıca İstanbul gazetelerinin muhabirliğini yapıyordu genç Büyükerşen. O günlerde Eskişehir Akşam Ticaret Yüksek Okulu kuruldu. Zamanı Durduran Saat adlı kitabında işçi yatakhanesinde bir müdür, bir mühürle kuruldu diye bahsettiği bu okul, Yılmaz Büyükerşen'i yıllar sonra Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne kadar götürecek akademik kariyerinin de başlangıcıydı. Eşi Seyhan Hanım'la da orada tanıştı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünü yaptığı dönemde fakülteleri üretken hale getirip, köy enstitüleri modelini üniversite düzeyinde geliştirdi. Üniversitenin şehirle ve endüstriyle entegrasyonunu sağladı. Açık öğretim en büyük düşüydü. Eğer üniversitesi olan şehirler varsa, o şehirlerin kalkınmasında liderliği, kılavuzluğu üniversiteler yapar. Lokomotifi olurlar o şehrin kalkınmasında. Ama bizde maalesef öyle bir üniversite-şehir ilişkisi pek kurulamıyor. Ancak doğal güzellikleri, doğal turistik imkanları olanlar kendiliğinden bir gelişme gösteriyorlar. O da bir süre sonra nüfusun artmasıyla bozulmaya başlıyor ve dengesizlikler çıkıyor. Yani şehrin ekonomik gelişmesi, sanayi gelişmesi, mesela biz göreve geldiğimizde çok küçük bir sanayi, organize sanayi bölgesi vardı. Şimdi 1000 fabrikaya yakın fabrikaları olan, hatta biraz daha da fazla, çok modern organize sanayi bölgeleri ve yatırımlar var. Uçak motorlarından tutun ki üniversitenin kurduğu sivil havacılık hareketiyle başlayan bir harekettir. Sanayi ve teknoloji, TUSAŞ'ın Eskişehir'e gelmesi, özel sektörün uçak motorları üretimine eğilmesi, her türlü sanayi işletmesi var Eskişehir'de. Yani her türlüsünü bulabilirsiniz. Dolayısıyla ihracatına Eskişehir'in çok büyük etkisi oldu. Ama her şeyde üniversitenin olduğunu kimse inkar edemez Eskişehir'de. Bugünkü üniversitelerimiz, gördüğünüz 3 üniversite var, 3'ü de devlet üniversitesi. Ama bunlar hepsi Anadolu Üniversitesi'nden belli fakültelerin ayrılıp, Anadolu Üniversitesi'nin kampüs diye muhtelif yerlerdeki arazilerinde
kampüslaşmaya, tesisler kurmaya başlamasıyla olmuştu. Osman Gazi Üniversitesi öyle. Şimdi Eskişehir Teknik Üniversitesi öyle. Mesela Eskişehir Teknik Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen Anadolu Üniversitesi'nden ayrılan fen fakültesi ve teknik bölümler, mühendislik bölümleri şimdi deprem simülatörleri yapıyorlar mesela. Açık Öğretim Fakültesini ülkenin dört bir yanında yaygınlaştıran Profesör Doktor Büyükerşen, yurt dışına da açılarak milyonlarca gencin üniversite eğitiminden yoksun kalmasının önüne geçti. O günlerde TRT'de bile olmayan televizyon stüdyoları kurdu. Usta televizyoncu Uğur Dündar, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle program yaptı. Gerçekten o günün koşullarında dört dörtlük stüdyolardı ve ben TRT'de bulamayacağım olanakları Yılmaz Hoca sayesinde Anadolu Üniversitesi'nde elde ettim. Oradaki ekip arkadaşlarımla gayet güzel çalıştım. Bir anlamda onların ustası, ağabeyi olarak bütün birikimlerimi kendileriyle paylaştım. Yine usta tiyatro sanatçıları Gülriz Sururi, Engin Cezar, Haldun Taner'in unutulmaz eseri Keşanlı Ali Destanı'nı üniversite stüdyolarında TRT televizyonu için çektiler. Beşikten mezara kadar her insan eğitim görmeli. Açık öğretim sistemini kuran biziz ve Türk eğitim sistemini incelediğiniz zaman tarihi yapısını Cumhuriyet'ten sonra biliyorsunuz yeni üniversiteler ve yeni eğitim sistemleri, orta öğretimde, ilk öğretimde sistemlerin yanı sıra eğitim fakülteleri, köy enstitüleri sistemleri aslında her birisi birer reformdur eğitim sisteminde. Ama sonunu getiremeyiz biz nedense. Böyle bir zafiyetimiz var ulusça. Yüksek öğretimde kurduğumuz o sistem yurt dışına da taşmış. Yurt dışına giden gurbetçilerimize de üniversite imkanı vermiştir. Almanya'da, merkez Köln'de ve hali hazırda bütün dünyada hem yabancı hem Türk olarak göçmüş olanların da öğrenci olduğu, kayıtlı olduğu 1.400.000'den fazla öğrenci kadrosu olan bir açık öğretim. Profesör Doktor Büyükerşen son yıllarda üniversitelerde eğitim kalitesindeki düşüşe dikkat çekerek bunda siyasetçilerin büyük sorumluluğu olduğunu özellikle vurguluyor. Profesör Büyükerşen'in en önemli eserlerinden biri de Anadolu Üniversitesi'nin havacılık bölümü için yaptırdığı havalimanı oldu. Üniversitenin olanaklarıyla dışarıdan araç ve malzeme desteği alarak öğrencilerin eğitim yapmasına yetecek bir pist yaptılar. Böylece havacılık bölümünde pilot yetiştirmeye başlandı. Mutlaka Eskişehir'in önemli bir nokta olduğunu Atatürk düşünmüş, görmüş fakat maalesef bugünkü yöneticilerimiz görememiş durumdalar. Devlet Planlama Teşkilatı'ndan ve Maliye Bakanlığı'ndan ödenek beklenmeksizin öğrencilerin yeme, içme, barınma ve spor yapma etkinlikleri için kullanılabilir diye hükümler getirilmiş bir yönetmelikti. Ondan yararlanarak bir havacılık spor kulübü kurduk. Paraşüt ekibi falan kurduk. İnönü biliyorsunuz planör ekibi diye bir ekip kurduk. Onunla, dolayısıyla o harçlar fonu büyük para birikimi vardı orada. İşçiliğinde üniversitede yetiştirdiğimiz işçiler yapmışlardır. 2500 metrelik bir pisti vardır. Üstünü de yine devlet karayollarıyla anlaşarak asfaltlattık. Biz asfaltlattık. Hatta borçlu kaldık. Ticari uçuşlara da açılan Anadolu Havalimanı başta Belçika olmak üzere Avrupa'da çalışan yüz binlerce yurttaşımıza hizmet veriyor. Devletin yüzlerce milyon avroya yaptırdığı havalimanları zarar ederken Anadolu Havalimanı üniversiteye para kazandırıyordu. Sonraları adı Hasan Polatkan Havalimanı olarak değiştirildi. Eskişehir'de yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne bağlandı. Biz üniversite olarak burayı kurarken yaptığımız fizibilite hesabında falan da dedik ki bakın kargo uçakları da İstanbul'a Yeşilköy'e iniyor. Yeşilköy'e hem yolcu taşımacılığı hem eşya nakli uçuşları yapılıyor. Mesela Avrupa'dan 2,5 saatte bir havaalanından mesela Paris'ten veyahut bir Viyana'dan geliyorsunuz. Ancak meydan çok dolu olduğu iniş kalkışlarla olduğu için Marmara'nın üzerinde uçaklar tur atıyor. Benzin yakar boşuna. Onda sırayla inip kalksınlar diye. Yoğunluk böyle fazlaydı. O zaman dedik ki ya gelin Eskişehir'i kargo havaalanı yapalım. 1 kilometredir bu meydanla şeyin arası Ankara
İstanbul, Eskişehir demir yolunun arası. Bir kilometrelik bir demir yolu döşeyin. Eskişehir'e insin mallar, ithal mallar gelenler. Oradan o trene binsin, trenlere bindirilsinler meydandan yüklenip. Bütün Anadolu'ya, hatta bütün Arap ülkelerine, doğuya, doğudaki ülkelere gidecek olan trenlerle gitsin. Maliyet düşsün, ucuzlasın dedik. Bir de dedik Eskişehir'in meydanının yanında, yani bizim üniversite alanının yanında çok geniş alanlar var. Buralara da serbest bölge ilan edelim. Eskişehir için, Türkiye için, bütün dünya ticareti için çok faydalı bir iş yapılır dedik. Kaç defa söyledik ama maalesef anlatamadık bu konuda karar verecek olanlara. Profesör Doktor Büyük Erşen, 1992 yılındaki rektörlük seçimlerinde en çok oyu alarak Cumhurbaşkanı tarafından yeniden atanmasına rağmen siyasi iktidar tarafından YÖK yasasına eklenen iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz maddesiyle rektörlükten ayrılmak zorunda bırakıldı. Sonrası için pek iyi şeyler söyleyebilecek durumda değilim. Hükümet politikaları, hükümetlerin üniversite kurma ve açma politikalarındaki hedefsizlik veya belli bir planlamanın olmaması üniversite enflasyonu doğurdu. 200'den fazla üniversite var Türkiye'de. Profesör Doktor Büyük Erşen için rektörlükten ayrılmak üzücü olsa da yolun sonu değildi. 1999 yerel seçimleri yaklaşırken Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit'ten belediye başkanlığı teklifi geldi. Ben hep siyasetten kaçmışımdır. Türkiye'deki partiler, bir tek parti hariç ismini söylemeyeceğim, onun dışındaki bütün partiler, rahmetli Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit ve diğer parti liderleri başta olmak üzere bana ya milletvekilliği ya da senatörlük teklif ederlerdi. Ben de o teveccühlerine teşekkür ederken kusura bakmayın ben mecliste yapacağım hizmetlerden daha fazlasını eğitimde yapıyorum, gençleri yetiştiriyorum. Onun için beni bağışlayınlar. Ve emekli olduktan sonra Bülent Ecevit bu sefer artık sahaya inmek zorundasın. Biz sosyal demokratlar Türkiye'de şehircilikte pek bir örnek meydana getiremedik. Bir kere İstanbul'da bir belediyeye hakim olduk ama onu da işte su işleri nedeniyle falan filan maalesef iyi intiba bırakmadık. Onun için benim sizden ricam, artık emekli de oldunuz, lütfen sahaya inin ve sizden bir ricam var. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak örnek bir şehir yaratın ki diğer şehirlerde, diğer belediyelerde örnek alsınlar bunu dedi. Daha önce de Milli Eğitim Bakanı yapmayı düşünüyordu. Ben eğer milletvekili olarak girersem meclise beni 3 aya varmaz hem partiden hem milletvekilliğinden ihraç edersin. Hayrola dedi, güldü. Dedim ki şimdi daha çok güleceksiniz çünkü sizde bir prensip var mecliste, partilerde. Bütün partilerimizin aynı zafiyeti var. Eğer grup kararı alıyorsunuz, grup kararına milletvekilleri uymayanlar veya kabul etmeyecekler varsa onlar bile mecbur oluyorlar grup kararına uymaya. Ben ise aklımın yatmadığı ve doğru bulmadığım bütün kanun tekliflerine hayır derim. Onun için çabuk kovarsınız derdim. Kahkahalarla güldüydü. %44 oy alarak belediye başkanı seçilen Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen artık halkın Yılmaz hocasıydı. Yılmaz hocanın asıl hedefi çocuklar ve gençlerdi. Ancak emekliler için de yaşamı kolaylaştırıcı olanaklar, düzenlemeler yapıldı. Gelecek kuşaklara yönelik Eskişehir'deki belediyelerimizin politikaları, yatırımları, projeleri, etkinlikleri, bütün projeleri geleceğe, gençlere ve çocuklara yönelik. Çünkü yaşlılar emekli şehir aynı zamanda Eskişehir. Emekliler de buraya yerleşmeyi tercih ediyorlar genellikle, diğer şehirlerden emekli olanlar. Onlar da geliyorlar. Vaktiyle Eskişehir'den oturulmaz bu şehirde deyip çıkıp gidip Ege'ye, İzmir'e, Bursa'ya, Antalya'ya, Marmaris'e, Mersin'e gidenler şimdi geri dönüyorlar, yeniden evler alıyorlar burada, buraya yerleşiyorlar. Belediyeye gidemeyenler de buraya geliyor. Geniş alanlara yayılan parkları, bilim, teknoloji, sanat, spor ve kültür merkezleriyle öğrenciler için ufuk açan, bilgilendirici, eğlendirici, her türlü donanım sağlandı. Öğrenciler öğrendiklerini uygulama şansı buldular. Müzik
Yıllarca lağım kokan Porsuk Çayı'nda artık balık tutuluyor. Eskişehir aslında böyle yeşil bir şehir değildi. Şimdi ağaç olmayan, yeşillik olmayan bir kare fotoğraf alabilmeniz mümkün değildi. Bahçe girerim. Yani milyonlarca ağaç diktik. Çınar ağaçları, çam ağaçları, çamın her çeşidi. Bütün ağaçları kendimiz yetiştiriyoruz. Bütün çiçekleri de kendimiz yetiştiriyoruz. Eskişehir bir bakıma kendin pişir kendin ye şehri. ...12-13 sene önceki Porsuk'u düşünün... ...şimdiki Porsuk'u düşünün... ...bu Porsuk yatağın iki tarafı sazlıklar doluydu... ...tabii ben Porsuk'u temizleyeceğim ve burada gondollar, botlar yüzecek... ...balıklar tutulacak dediğimde... ...deli misin demişlerdi... ...kimse inanmamıştı... ...Allah'a şükür bugün görüyorum ki... ...artık Eskişehirliler burayı biliyorlar... ...sözümü fazlasıyla tuttuğumun da farkındalar... Kıyılarda toplanan binlerce kişinin heyecanla izlediği iddialı kürek yarışları yapılıyor. Eskişehir heykelleriyle de ünlenen bir şehir. Dağsı ilçelerin pek çoğunda onun yaptığı heykeller var. Bunlardan biri gazetelere de konu olmuş ve çok anlamlı bir heykeldir. Gençlerin özellikle de üniversiteye kayıt olup da ilk defa Eskişehir'e gelen birinci sınıf öğrencilerinin yaz aylarından oturdukları çimlerin olduğu yer. Yaptıkları akşamüstü içecek kutuları alırlar, şişeleri alırlar. Kabak çekirdeği alırlar, kabak çekirdeği veya ayçiçek çitlerler. Kabuklarında hep bu porsuğa atarlardı. Onun üzerine dedim ki, karşıda oturdukları için hepsi çekirdek çitleyip de kabuğunu ayaklarının dibinde kabuklar vardır dikkat ederseniz evet, burada. Evet evet. O kabukları görsünler ve içmekten yani çekirdek kabuklarını suya atmaktan vazgeçsinler. Geçerler diye düşündüm. Hakikaten de oldu. Tam da karşıya buraya koyduk onu. Etkisini gösterdi. İki sene yerine koymadım heykeli yaptığım halde. Şimdi ise artık hiç kimse çekirdek çitleyip ya da meşrubat içip de şişesini suya atmıyor, kutusunu suya atmıyor. Bunu görüyorlar, anlıyorlar ne demek istediğimizi ve atmaktan vazgeçtiler. Hatta birbirlerini uyarıyorlar. Dedikodu yapan kadınlar vardır. Birisi evet, evet, alafranga, evet. Birisi eşarplı, türbanlı değil, eşarplı. Altında tatlı şeydir yazar. Falan böyle espriler vardır. Arkası bize dönük bir heykel var. O bir dilenci. Old kova var önünde, kovadan balık tutuyor. Onun altında da Allah rızası için porsuğu kirletmeyin diyor. Hem de espri. Beton, döküm duvarları olan barajlar değil, yığma barajlar. Onları da kendimiz yapıyoruz. Kendi kadrolarımızla ihaleye çıkarıp da baraj yapmadık, gölet yapmadık. Hepsini belediye ekipleri kendisi yaptı. Bugün biz bütün atölyelerimizde ihtiyacımız olan ne varsa görebildiğimiz Eskişehir'de kent mobilyası olarak ya da şehrin ihtiyacı olan yapıtlar, onları kendimiz üretiyoruz. İş makinalarını, otobüsleri kendimiz tamir ederiz. Bakımlarını kendimiz yaparız. Demir işlerini kendimiz yaparız. İhaleye çıkarmayız. Müteahhitlere, taşeronlara pek iş yoktur bizde maalesef ama eğer bol miktarda ödenekle desteklenebilseydik azınlıkta olduğumuz dönemlerde belki onları kuramazdık. Hani meşhur bir söz vardır. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar diye.
Çağdaş Cam Sanatları Müzesi burası. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü, Cam Dostları Grubu ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa geliştirilen bir projedir. Tamamen camın hangi aşamalardan geçerek, hangi teknikler uygulanarak aslında günlük yaşantımıza yansıdığını burada çok net bir şekilde gelen ziyaretçilerimize görsel anlamda da anlatabiliyoruz. Yüzü aşkın şu anda eserimiz var. Tabii yerli yabancı eserler bunlar. Projemiz faaliyete geçtiği zaman genelde tabii yerli sanatçılarımız vardı. Türk sanatçılarımız vardı. Fakat şu anda dünyanın birçok ülkesinden eserleri sergiliyoruz. Çok önemli sanatçılarımız tarafından bağışlanan eserler bunlar. Gelen misafirlerimizin en çok dikkatini çeken aslında günlük yaşantımızda sıklıkla karşılaştığımız camın aslında bize gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini, ne zorluklar altında yapıldığını ve çok büyük bir emek, çok büyük bir çaba gerektirdiğini burada anlatıyoruz. Onlar da çok keyifle geziyorlar. Cumhuriyet Gazetesi yazarı şair Özdemir İnce de Eskişehir izlenimlerini şöyle paylaşıyor. Efendim, Eskişehir AKP'nin aklının bin yıl ötesinde çağının çağdaşı bir kent. Türkiye için bir model, gerçekten. Belediyecilik açısından, cumhuriyetçilik açısından, cumhuriyete sadakat ve cumhuriyetin varlığını geliştirmek anlayışı doğrultusunda Eskişehir bütün kentlerimize örnek bir kent. Yılmaz Hoca, kent içindeki boş alanları ranta açmak yerine şehre soluk aldıran rekreasyon alanları yaratıyor. Avrupa Yatırım Konseyi kredi verdi. Hem de Türkiye'nin kredibilitesinin olmadığı bir dönemde, Kemal Derviş döneminde. Ben projeleri götürdüğümde, tamam bırakın bakalım projelerinizi ama ümit yok size kredi verebilmemiz için. Çünkü Türkiye'nin kredibilitesi yok diyorlardı. Hatta bir tanesi uzmanlardan birisi benim yatırım projesi için kredi talep ettiğim bankalardan birinin uzmanları. Kemal Derviş de geçen haftalarda geldi, bütçe açıkları içinde kredi aradı falan diyorlardı. Ve ben ümitsiz döndüm hazırladığım projeler, dosyalar karşısında. Belediye başkanı olduğuma da canım sıkıldı. Sıkılmış haldeydim yani. Bir dönem geçsin de bir daha belediye başkanı olmayayım diyordum. İki ay sonra çağırdılar, dediler ki siz dediler Avrupa şehirleri gibi bir şehir kurmak istiyorsunuz. Porsuk feci vaziyette. Yollar, altyapı öyle, ulaşım öyle. Ve çağırdılar, gelin dediler, vereceğiz. Karar verdik size. Avrupa Yatırım Bankası ile ortaklaşa kredi vereceğiz dediler. Çok beğenmişlerdi. Ve bugün gördüğünüz bu Porsuk ve bu yarattığımız, görüyorsunuz gençlerin şeyidir Porsuk. Bunları da alabiliyor musun kameraya? Ha, yani onları da bak. Hepsi gençlik şehri. Porsuk sahilleri, gençlik şehri. Eskişehirli büyük park nedir? Burada gördüler, bizimle gördüler. Ondan hemen imar planı artı 150-200 metrekarelik boş yerlerde iki tane akasya ağacı, bir tane banko, bir de bir şehidin adını gösteren bir tabela ile vakit geçirirlerdi. Şimdi Avrupa'daki şehirlerdeki park ölçeği nedir? Onu öğrenmiş oldular. Çok büyük parklarımız var, hektarlarca. Bilim Deney Merkezi'nde daha çok fizik temel yasalarını anlatan deney aletleri var. Buraya çocuklar geldiklerinde kendileri deneyerek bu fizik temel yasaların nasıl çalıştığını aslında görüyorlar. Mesela burada çarkları anlatıyoruz. Çarkların ne işe yaradığını burada döndürerek görebiliyorlar. İki tane görevi var. Bir tanesi kuvveti bir yerden başka bir yere aktarmak. Diğer görevi de kuvvetten kazanç sağlamak. Burada kuvveti nasıl aktardığını gösteren deney aleti. Buraya kuvvet uyguladığımız kuvvet o tarafa aktarılıyor ve oradaki keseyi yukarı ve aşağıya doğru oynatabiliyoruz gördüğünüz gibi. Gerçek hayatta çocuklar bu çarkların nasıl döndüğünü, nerelerde kullandığını böylece rahatça görmüş oluyorlar. İşte bu gelişmeler nedeniyle 2016 yılında UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı'na Eskişehir'i de aldı. Meslek yaşamı boyunca ülkemizi eğitim yoluyla ileri taşımak için gayret sarf etmiş,
geliştirdiği modelle milyonlarca insanın hayatına dokunmayı başarmış bir eğitimci. Hepinizin yakından tanıdığı bu değerli bilim insanına ülkemiz için yaptıkları nedeniyle ne kadar teşekkür etsek azdır. Kıymetli misafirler, 17. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibini gelin önce hep birlikte artışlayalım. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen. Bu heykelcik benim hayatımın en büyük aferini yaptığım işlerden dolayı. Geliştirilen teknolojiler, bilim insanlarına yepyeni bir keşif çağı başlatmaları için bazı araçlar sağladı. Dünyadan yapılan gözlemlerin kısıtlamalarından kurtulunca evren yepyeni bir gözle görülebilirdi. Bravo! Evet. Ama en önden sor balık bulu. Evet. Yaşı. Aynen. 3 yaşında. Halka şeklinde. Hadi halka oğlum. Geç halka şeklinde. Hepiniz Eskişehir'e hoş geldiniz. 12. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali. Tiyatro toplumun aynasıdır. Bu etkinliklerde görevi alan herkese, Büyükşehir Belediyesi kadrolarına yürekten huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayvanat bahçesi ve dev vatozların da bulunduğu akvaryum çocukların gözdesi. Ayrıca onları bir hayal dünyasına taşıyacak, kendilerini bir masalın içinde hissettirecek her şey var Sazova Parkı'nda. Biz sizi bazı masal kahramanlarıyla daha farklı bir şekilde tanıştırıyoruz. O da nedir? Evet, toplumsal cinsiyet odağındaki masal karakterlerimiz. Örneğin bizim Rapunzel'imiz daha farklı bir Rapunzel. Bizim Cinderella'mız, Kül Kedimizin de aslında farklı yönleri var. Özellikle öğretmenler veya anne babalar çocuklarını getirdikleri zaman sorgulatan soruları sorabilecekleri köşeler var. Örneğin Rapunzel'in prensi yok. Çünkü Rapunzel saçları o kadar güçlü ki o güçlü saçlarla prensi yukarıya çekmek yerine kendi güçlü saçlarıyla aşağıya inmenin yollarını arayan bir Rapunzel. Merhaba, Gizemli Yolculuğa hoş geldiniz. Ben Orman Perisi'yim. Arkadaşlarımla birlikte burada yaşıyorum. Hadi gelin, sizi onlarla tanıştıracağım. Çocuklar, ben Dede Korkut. Orta Asya'da uzun yıllar önce yaşadım. O zamanlar Türkler Orta Asya'da obalar, beylikler halinde yaşarlardı. Dirse Han ve eşi oğullarını çok sever ve onu akıllı, dürüst, yiğit bir insan olarak büyümesi için çok çaba harcarlar. İlkeye gitmişti.
akşamına döndü. Bir de baktım ki abba, gözümde tel çerçeveli bir gözlük. Güpegündüz ve dümdüz yürürken bir ayağı ya çukura giriyor ya taşa çarpıyor. Koca adam patladanak yere uzanıyordu. Sevgili çocuklar, bir gün beni bir konağa ziyafete çağırdılar. Ben de davet edildiğim yere üstündeki kıyafetlerle beraber gittim. Benimle hiç ilgilenen olmadı. Hiç kimse gözümün içine bakmadı çocuklar. Ben de hemen eve gidip en yeni ve en gösterişli elbiselerimi üzerime giydim. Onun da üzerine kürküm. Buradan 3 tane dilek dileyelim o halde. İlk dileğimizi kendimiz için, ikinci dileğimizi ailemiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz için, üçüncü dileğimizi de bu dünyada yardıma ihtiyacı olan tüm canlılar için tutalım. Hoşçakalın. Şehirler vardır, sahip oldukları güzelliklerin değerini bilmezler. Kimi şehirlerde, bozkırda güzellikler yaratırlar. Örneğin İstanbul'da Ataköy plajı, rantçılara peşkeş çekilip, Marmara kıyılarına beton bloklar dikilirken, Yılmaz Hoca denizi olmayan Eskişehir'e plaj yaptı. Eskişehir'deki plaj bu yönüyle de sosyal belediyecilik adına çarpıcı bir örnek olarak tüm medyanın gündemine oturdu. Ankara'dan plaj ihtiyaçlarını karşılamak için sahillere gidemeyenler dar gelirlerde Eskişehir'de bizim yaptığımız yapay plajda yaz aylarında serinlemeyi, yüzmeyi, o ihtiyaçlarını gidip serinlemek için Eskişehir'e geliyorlar. Hızlı tren de var. Hızlı trenle geliyorlar 1 saat 15 dakikada, 20 dakikada. Sabahtan geliyorlar ilk trenle, bütün bir gün plajda geçiriyorlar. Öğle yemeklerini yakınlardaki restoranlarda, kafelerde gideriyorlar. Ve ondan sonra akşam geç vakit, hatta şöyle, akşamları tiyatro veya konserler varsa ki var her hafta, onlara da gidiyorlar. Sonra son trenle de Ankara'ya dönüyorlar. Ankara'nın plaj banliyosu, yazlık banliyosu gibi oldu. Turistik banliyosu gibi oldu Eskişehir. Eskişehir çok önemli bir kültür sanat şehri. Farklı büyüklükte 8 tiyatrosu, 1200 kişilik opera ve bale salonu ve parklarıyla 3 üniversitesi olan şehrin yaşam kalitesi de yükseliyor. Tarihçi İlber Ortaylı, Bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı kitabında Eskişehir'i şöyle anlatıyor. Önemli gördüğüm bir şehirden daha bahsedelim. O şehir Eskişehir'dir. Şehrin halkında eğitimli, iyi bir maya oluşmuş. Öne iyi bir yönetici geçerse mucize başlar. Şu kadar söyleyeyim, Bozkır'ın Eskişehir'i Türkiye'nin kültür başkenti oluyor. Orkestraları, konserleri, tiyatrosu, daha doğrusu tiyatroları, hatta operalarıyla. Öyle ki Ankara ve İstanbul'dan Eskişehir'e müzik dinlemeye, operaya gidenler gittikçe artıyor. Alışkanlık özleme dönüşmüş ve bu kitle büyüyor. Londra'daki dünyaca ünlü Madame Tussauds Müzesi'ndeki heykelin Atatürk'e hiç benzemediği şikayetleri üzerine harekete geçen Koç ailesi, Profesör Yılmaz Büyükerşen'den yardım ister. Aile toplanıyor, diyorlar ki ya şimdi güzel, iyi güzel verelim, ne kadar para istiyorlarsa, yeter ki o değişsin. Ama ya benzemezse yine, hakikaten Atatürk balmama heykeli, Atatürk'e benziyor diyebilsin. Kim olabilir? Yılmaz Hoca. Ben de belediye başkanıyım, seçilmişim. Bana telefon ettiler. Dediler ki böyle böyle,
Sen rapor vereceksin, onlar yapacak. Hay hay, ama dedim bir şartım var. Şartım şu, siz o heykeltıraşa önce, Madame Tussaud'un heykeltıraşı, baş heykeltıraşı önünde, Castro'nun falan heykellerini yapmak için gitmiş Küba'ya, Buba'ya. Çok ünlü bir heykeltıraştı. Ve önce dedim İngilizce yayınlanan Mustafa Kemal Atatürk diye Lord Kimos'un kitabını bir okusun. Bir fikir edinsin Atatürk kim olduğunu anlasın. Anlasın. Ondan sonra onu Türkiye'ye davet edin. Ankara'ya götürün. Ankara'da Anıtkabir'i bir gezsin. Gezdikten sonra dönerken Eskişehir'e uğrasın. Eskişehir'de benimle görüşsün. Ben de hangi fotoğraflarını kullanacağını heykel yapımında kendisine söyleyeyim dedim. Bu aynen uygulandı. Ve heykeltıraş geldi, gördü. O sırada ben de yine bir bal mumu Atatürk portresi üzerinde çalışıyordum. Onu gördü, bir tane örnek. Ölçüleri birebir. Bunu bana verir misin dedi. Veririm dedim. Verdim, gönderdim. Aradan 2-3 hafta geçti. Koç'tan telefon ettiler bana, Bolling'den. Dediler ki, heykeltıraş sizin de kendisine çalışırken yardımcı olmanızı istiyor. Ben belediye başkanıyım. Dedim ki ben ancak bir hafta izin alıp gelebilirim. Onun 3 hafta, aralıksız olarak 3 hafta sürer. Ama aralıklı olarak yapılır, dinlenilerek, hatalar aranarak falan. Dedim ki 3 defa gidip gelmem lazım Londra'ya. Birer hafta en az kalmak kaydıyla. Peki dediler. Ben de zaten o işten şikayet eden birisiyim o heykelden. Memnuniyetle kabul ettim ve aralıklı olarak 3 safhasında, heykelin yapılışının 3 safhasında birer hafta süreyle gidip heykeltıraşla beraber çalıştım. Şimdi halen ondan bir tane bir kopya Madame Tussaud'dakinden gayri Anıtkabir'de de, Anıtkabir'e de yaptırdılar. Eskişehir Hamam Müzesi Türkiye'nin 6. hamam müzesi ama antik çağdan günümüze değinmesiyle ilk ve tek hamam müzesi. Dijital ağırlıklı bir müzeyiz. Her alanda dokunmatik ekranlardan ziyaretçilerimizin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri bilgilerimiz mevcut. Her şeyin başı su dedik. Ziyaretçilerimizi bir su perdemizle karşılıyoruz. İçeriye girdiğiniz anda sizi bir hamam kokusu sarıyor. Kadınlar ve erkekler hamamında unutulmaya yüz tutmuş geleneklere de değinmek istedik. Çünkü hamam kültürü geçmişte de günümüzde de kültürler arası etkileşimde çok önemli bir yere sahip. Bunu da Yılmaz hocamız gelecek nesillere de aktarmak istedi. Eskişehir Hamam Müzesi de bunun için çok değerli bir müze olduğunu düşünüyorum. Gelen ziyaretçilerimiz de gerçekten böyle tepkiler veriyorlar. Bir müze gördüm. Japon mimar Kengo Kuma bunu yapmış. Ve yapmadan önce 2 yıl önceden Eskişehir'e gelmiş. Kentin dokusunu inceleyerek. Adam 2 sene önce geliyor. Kentin dokusunu inceliyor. Ve ona uygun bir tarz bulmuş. Odun pazarının odun ticaretinin merkezi olduğunu öğrenen Kuma, yerel sivil mimari, Osmanlı kubbe mimarisi ve geleneksel Japon mimarisini harmanlayarak müzenin dünyada eşi benzeri yok. Eski şehirlileri ve şehri gezmeye gelenler müze, tiyatro, konser, opera kuyruklarında beklerken Alman gazeteci Rainer Hermann'ın yazdıklarına bir kez daha göz atıyoruz. Merkezi hükümet onun işi kolaylaştırmıyor. Belediye meclisinin kabul ettiği imar planlarını geçersiz kılıyorlar. Ve Büyük Erşen CHP'li olduğu için Eskişehir AKP'li belediyelerin aksine Ankara'dan hiçbir fon almıyor. Çünkü Türkiye'deki belediyeler kendi vergilerini toplamıyor. Kira gelirleri, harçlar ve cezalarla kendilerini finanse ediyor ve vatandaşlarının sivil katılımı sayesinde hareket alanlarını genişletiyorlar.
Yılmaz Hoca 2 dönem rektörlük, 5 dönem belediye başkanlığı yaptı. Çağdaş bir üniversite yarattı. Milyonlarca gence eğitimin olanağını sağlayan açık öğretim sistemini başlattı. Çorak topraklarda parkları, müzeleri, konser salonlarını, tramvayları, havaalanı ve sosyal donatılarıyla gıptayla izlenen örnek bir şehir kurdu. Çünkü Yılmaz Hoca insanların ölmeden önce mutlaka görmeleri gereken bir kenti yaratmaya Anadolu Üniversitesi'nde başlamıştı. Ve daha sonra Bozkır'ın ortasında Eskişehir'i adeta bir müze kenti haline getirdi. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka Eskişehir'e gidin, hocanın eserlerini görün.